bize hikaye anlat. Aya bize hikaye anlat. Aya bize hikaye anlat. Tamam 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 tamam, sakin olun, size hikaye anlatacağım. Peki bugün size ne hikayesi anlatayım biliyor musunuz? Hayır. Size kuşların hikayesini anlatacağım. Size ebabil kuşlarının hikayesini anlatacağım. Dinozor sen dersin. Ebabil hazır kuş mısınız? Tamam 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 tamam. Dinozor heyecanlanma. Hemen başlıyorum. Ebabil kuşlarının hikayesi. Bir varmış, bir yokmuş. Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, miladi 570 senelerinde Sana şehrinde Kules isminde olan muhteşem bir kilise yaptırmış. Kilise o kadar muhteşemmiş ki herkesin gözü, kulağı ondaymış. Maksadı Kabe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaret yerlerini oraya çevirmekmiş. Bu duruma tepki gösteren bir adam da gecenin birinde kulese gidip içine çöp dökmüş. Abo. Bu hakarete çok öfkelenen ve koyu bir Hristiyan olan Ebrehe gidip Kabe'yi yıkmaya karar vermiş. Abo. Topladığı on binlerce asker 60 bin olduğu söyleniyor bir rivayete göre. Arkadaşlar çok fazlaymış. Mahmud adlı büyük bir fil de varmış. Daha bambaşka fillerle Mekke'ye doğru yola çıkmış. Önüne çıkan her şeyi ezip geçiyormuş. Bazı kuvvetleri de mağlup ederek ilerlemiş. Taif şehrine gelmiş. Oraya ulaşınca askerlerin bir kısmını Mekke'ye göndermiş. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, dedesi Abdülmuttalib'in 200'ü aşkın devesiyle ahalinin hayvanlarını sürüyüp götürmüşler. Abi. Herkesin bir şeylerini çalmışlar. Hırsızlık yapmışlar. Hırsızlık çok kötü. Bu vakanın ardından Abdülmuttalib gidip Ebrehe ile görüşmüş. Develerinin geri verilmesini istemiş. Ebrehe de buna rağmen ona şunları söylemiş. Benden develerini istiyorsun da Kabe'den hiç söz etmiyorsun. Oysa ben onu yıkmaya geldim. Abdülmuttalib hemen cevap vermiş. Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyacak sahibi vardır. Bu müzakere sonucunda develer geri verildi. Mekke halkı bu güçlü orduyla savaşmayacağı için anlaşma gereği dağlara çekilip saklandılar ve son durumu beklemeye başladılar. Ebrehe ordusu Efsun fili önden sürerken Mekke sınırına dayandı. Kabe'yi halatla bağlayıp fillerle çekerek yıkmak istiyorlardı. Bu sırada Ebrehe'nin yol kılavuzlarından Nüfeyl bin Habib koca filin kulağından tutarak şöyle bir şey söylemiş oldu. Sonra da koşarak dağa çıktı. Ey Mahmud, çök, sakın ileri gitme, sağ salim geri dön. Mekke'ye girişte Efsun fil direndi, zorlanınca yere yattı. Onu bir türlü Kabe'nin önüne yürütemediler. O anda sürü halinde ebabil kuşları ortaya çıktı. Her birinin ağzında ve ayaklarında nohut benzer biçimde bir taş vardı. Bu taşları ordu üzerine mermi gibi boşaltıyorlardı. Kime rastlarsa delip geçiyordu. Askerlerin çoğu öldü. Fil ordusu dağılarak Yemen'e döndü. Ebrehe de dönüşte öldü ve Kabe ise olduğu şekilde kaldı. Kur'an-ı Kerim'de geçen Fil suresi bu konuyu çok güzel bir şekilde anlatır arkadaşlar. Evet. Aslında size şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir surenin hikayesini anlatmış oldum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi ne anlamış olduk? Allah'ın evini Allah'tan başkası yıkamaz. Ve Allah'ın evini ancak Allah kendi yarattığı kuşlarla veya istediği herhangi bir şeyle koruyabilir. Unutmayın arkadaşlar. Allah'a sığındığınız her zaman, hiçbir zaman sırtınız yere gelmez. Sürekli o sizi korur, kollar ve gözetir. Bizim için de dua etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, bir sonraki hikayede görüşmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.